Değerli her an haber gezi dostları. Erzurum'dayız. Sizi şimdi tarihi bir çay evine götüreceğim. Abdülhamit Han zamanında o kahve çay geleneğini yaşatmak için Hasankale'de kurulmuş olan bu çay evi günümüze kadar 3. nesil kuşakların torunları tarafından o gelenek sürdürülüyor ve işletmesi devam ediyor. Buraya gelen ünlü sanatçılar, politikacılar mutlaka buraya girip bu Hacı Rüştüoğulları'nın kurduğu kahvesine gelip bu çayı içiyorlar. Çayın özelliği şu, menba sularından gelen bir kaynaktan değerlendirilip şimdi göstereceğim kazana. Bu çay denleme yöntemi farklı galiba sizin değil mi? Farklı abi, bakın burada nasıl? Dağdan su gelir. Bakın şu bakırlara. Evet. Bu bakır kazan. Tamam. Bu akşam su gelir dağdan. Evet, dağdaki özel aynen bir sudan geliyor bakır kazandan. Bu da bakır kazanımıza yani. Evet. Ocağımıza. Oraya geldiği zaman odun dinleniyor mu burası? Dinleniyor tabii. O 24 saat dinledikten sonra burada geliyor. Aynen. Kaynatılıyor odun burada ateşinde, odun ateşinde. Sonra? Şu arkada köz olur. Evet. Tamam, orada çay 10 dakika dinlenir, ondan sonra servis edilir. 10 dakika yapılır. Bu nedir? Başka bir işlem. Rus bakır. O çok kalabalık zamanlarda üstten köz atıyoruz. Sıcak su. O şekilde yapıyor. Yani buradaki evet, soğuk suyla demleniyor diyorlardı. O nasıl? Soğuk o ne demek yani? Demlenmiyor çay. Evet. Soğuk suyla bardakları yıkıyoruz. Ha, soğuk suyla bardakları yıkıyorsunuz. Daha sonra onun üzerine koyuyorsunuz. Öyle mi? Arkada kol köz dediğimiz ateş var. Evet. Onun arkasına bırakıp orada 10 dakika dinlendikten sonra servis açıyoruz. Ha. Yani bahsettikleri bu. Evet. Anladım. Evet. İçeride de küçük aslında oturma yeri var ama dışarıda esas oturuluyor. Burada da Erzurum'un tarihi şahsiyetleri ve Hacı Rüştü'nün çay evinin nasıl tarihi sürecini anlatıyor. Mutlaka siyasetçiler veya ünlüler ya da merak edenler, ürünü duyanlar buraya gelip bu çayı mutlaka içiyorlar. Evet. Yolunuz düşerse bu tarihi Hacı Rüştü'nün çayını içmeden bu ilçeden ayrılmayın. Her an haber gezi Erzurum basınlar.